Caiz ne demektir? Sual. Caizdir demek helaldir demek midir? Eğer böyleyse neden caiz yerine helal veya caiz değildir yerine haramdır denmiyor? Cevap. Caiz kelimesi cümlede kullanıldığı yere göre çeşitli manalara gelir. 1. Caiz genel olarak ruhsat verilmiştir, günah değildir manasındadır. Fakat caiz denilen şeyi yapmamak daha iyidir. 2. Yapılması daha iyi demektir. 3. Yapılması tenzihen mekruh demektir. 4. Yapılması tahrimen mekruh demektir. 5. Yapılması mübah demektir. 6. Yapılması vacip, gerekir demektir. 7. Yapılması günah demektir. Şimdi bunlara birkaç misal verelim. 1. Cemaatle namaz kıldıktan sonra duayı beklemeden gitmek caiz demek, günah değildir, gidilebilir. Ancak gitmeyip duayı beklemek daha iyi olur demektir. Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz ezberden okumak caizdir demekte de böyledir. Günah olmaz. Fakat abdestli okumak daha iyi demektir. Sabah namazında aldığı abdest bozulmadan bu abdestle öğleyi, ikindiyi, akşamı ve yatsıyı kılmak caiz demek de böyledir. Yani günah olmaz. Fakat her namaz için abdest almak daha iyi olur. Yaşlı kadının elini öpmek caizdir demek de böyledir. 2. Namazda rükû ve secde tesbihlerini üçten fazla, beş, yedi, dokuz, on bir gibi söylemek caiz demek, daha iyi olur, müstehaptır demektir. Abdest bozulmadan her namaz vaktinde abdest üstüne yeniden abdest almak caiz demek, yapılması daha iyi olur demektir. Cuma namazında imamın secde-i sehiv yapmaması caiz olur demek de böyledir. 3. Amca ve dayı kızıyla evlenmek caiz demek, tenzihen mekruhtur. Bir mecburiyet olmadıkça yapılmaması daha iyi olur, yapılırsa da günah olmaz demektir fıkıh kitaplarında şarap yapana üzüm satmak caizdir buyurulması da böyledir. Güneşte ısınan suyla abdest almak caiz fakat tenzihen mekruh demek de böyledir. Hristiyanın kestiği hayvanın etini yemek de böyle caiz yani tenzihen mekruhtur. 4. Hristiyan kadınla evlenmek caiz demek zimmi olursa tenzihen mekruh, harbi olursa tahrimen mekruh demektir. Zimmi, İslam devletine haraç, cizye gibi vergiler veren gayrimüslim vatandaş demektir. Harbi ise vatandaş olmayan gayrimüslim demektir. 5. Pamuk gömlek giymek caiz demek, yapılmasında veya yapılmamasında bir mahsur yoktur demektir. Böyle mübah işler, niyete göre daha iyi veya daha kötü olabilir. Kadınların süslenmesi caizdir. Kocası için süslenmesi iyi olur, yabancılar için süslenmesi caiz olmaz. 6. Hastalık sebebiyle yarasından kan, irin akanların, idrar kaçıranların, abdest ve namazlarının bozulmaması için maliki mezhebini taklit etmeleri caiz demek, yapılması gerekir demektir. Bunun gibi mahalle mescidinin gelirlerini, masraflarını idare etmek için mütevelli yani vazifeli bir mevhur tayin etmek caiz demek, gerekir manasındadır. Bir kadın peruk takarak sokağa çıkamaz. Ancak erkekler arasında başını açmak zarureti olduğu zaman, başını peruk takarak örtmesi caiz demek, başını açması günah olur, peruk takması şarttır demektir. 7. Bir babanın malının hepsini bir çocuğuna hediye etmesi caiz olur demek, hediyeyi alan çocuğa bunun hiç mahsuru olmaz, fakat çocukları arasında ayrım yaptığı için Babaya günah olur demektir. Caiz değil ne demektir? Caiz değil demek de 1. mekruh, 2. haram, 3. fasit, 4. küfür, 5. sahih değildir, 6. itibar edilmez, 7. bidat manasına da gelir. Birer misal verelim. 1. Namaz kılmak için cami resimli seccadeyi yere sermek caiz değil demek, mekruhtur demektir. Genel olarak mekruh denilince, tahrimen mekruh anlaşılır. 2. Alkollü içkilerin damlasını içmek caiz değil demek, haram demektir. 3. Yürüyerek namaz kılmak caiz değil demek, fasit yani namaz bozulur demektir. 4. Allah göktedir demek caiz değildir demek, küfür olur. Yani böyle söyleyen kafir olur demektir. Şaka olarak da olsa zünnar denilen papaz kuşağını bere bağlamak caiz değil demek de böyledir. Yani zünnar kuşanan kafir olur. Bunun gibi Müslüman kızın kafir erkekle evlenmesi caiz değil demek, evlenirse kafir olur demektir. 5. Diş çukurundaki yemek artığının altına su geçmezse gusül caiz olmaz demek gusül sahih olmaz, geçerli olmaz demektir. 6. Müştehit olmayanın, ayet-i kerimeden ve hadis-i şeriflerden mana çıkararak, kendi anladığına göre hareket etmesi caiz değil demek, muteber değildir, hiç kıymeti yoktur demektir. 7. Sakalı bir tutamdan kısa yapmak caiz değil demek, bid'at olur demektir. Bid'atse haramdır. Çünkü sünneti değiştirmiş oluyor. İstihsanen caiz. Sual: Fıkıh kitaplarında istihsanen caiz ifadesi geçiyor. Bu ne demektir? Cevap: İstihsan bir şeyi güzel görmek demektir. Istılahta açık olan hükmü değil de, tesir bakımından daha kuvvetli olan, insanların işine yarayacak faydalı yönünü bulup çıkarmayı esas alan içtihat şeklidir. Birkaç örnek verelim. 1. Bir kimse başkasının fitresini veremez. Herkes fitresini kendisi verir. Kaide bu. Ama bir kimse karısıyla büyük çocuğunun izinleri olmadan fitrelerini verirse bu istihsanen caizdir. Hatta karısı ve çocuğu diye kayıtlamadan aile efradı arasında bulunanların emri olmadan fitrelerini verse istihsanen caizdir. Çünkü zaten onların nafakalarını veriyor. Fitrelerini de vermesi yadırganmaz. 2. Nafile namazlarda her iki rekatta bir oturulur. Fakat yanılarak ilk oturuşu terk ederse secdeyi sehiv yaparak namazına devam etmesi istihsanen caiz görülmüştür. 3. Cenazeyi yıkamak farzdır. Yıkanmadan cenaze namazı kırılmaz. Yıkanmadan gömülen, üzerine toprak atılmamış ise çıkarılıp yıkanır, sonra namazı kırılır. Eğer cenaze defnedildikten sonra haber verseler, artık cenaze kabirden çıkarılmaz. Kabir üzerine namaz kılmak artık istihsanen caizdir. Yıkama imkanı kalmamıştır. Yıkama farzı sakıt olmuştur. 4. Düşmanı güçlendirici bir şey satmak caiz değildir. Mesela top, tüfek gibi savaş aletlerini satmak haramdır. Ama gıda maddelerini ve elbise satmak istihsanen caizdir. 5. Bir kimse borçlusundaki alacağını alarak o miktarı sadaka olarak vermesi için birisini vekil etse o da borçludan almak üzere kendi malından o kadar lira tasadduk etse istihsanen caizdir.